Evet, bugün 1 Ekim 2023. Evet, 1 Ekim'in bize çok büyük anlamları var. Her şeyden önce evlenme yıl dönümümüz. Biz 7 yıl oldu evleneli. Tanışalı da 4 yıl, 11 yıl. 11 yıl. Yine 11'i tutturduk. İki aslan birbirini boğmadan kükreyerek bugünlere kadar geldik. Uzun zamandır pek fazla video yapmıyoruz ama bu ay hakkını vereceğiz. Çok misafirimiz geldi, biraz aile içi sağlık sorunları vardı, onlarla ilgilendik. Hani bazı şeyler kamera önünde gözüktüğü gibi değil, kamera arkasındaki hayatlarımızda herkesin kendi dünyasında bazı gelişmeleri oluyordu. O yüzden biraz onlara daha fazla odaklandık. Hani tekneyle, aileyle ilgilenmekten açıkçası ne çekim, ne edit, ne yerleştirme, ne yayınlama hiçbir şeye fırsatım yoktu ama enerjimi topladım. Çok iyi. O yüzden şimdi de bu enerjiyi tam böyle Yunan adalarında harcamaya başlayacağız. Değerlendirelim hazır enerjimiz varken. Bozburun'dayız. Evlatlarımızın çıkışlarını burada yaptırdık ve acenteyle çalıştık. Sağ olsunlar, çok güzel yardımcı oldular. Çok hızlı gelişti her şey. Aynen. Önden telefonla görüştük, evraklarımızı gönderdik. Onlar hazırlıklarını yaptılar. Face kontrolümüzü yaptık. Ondan sonra hemen acele artık çıkışımızı yapacağız. Bugün 1 Ekim olduğu için tapayı da bir ay geçerli olduğundan biz de o bir ayı tepe tepe kullanalım istiyoruz, tapayı vergisini. O yüzden ay sonuna kadar, yani Ekim sonuna kadar kuzeye doğru, Yalova istikametine doğru giderken Yunan adalarını geze geze gidelim istiyoruz. O yüzden Türk kıyılarının adalarını gezmeye niyetimiz var. Aynen. Biraz da nostalji yapacağımız bazı adalar var, bildiğimiz adalar var. Aynen. Bilmediklerimiz var. Hepsini bir arada böyle hızlı hızlı, biraz böyle bir ay içinde paket şeklinde, hava durumu müsaade ettiği sürece yapmaya niyetimiz var. Aynen. O yüzden hadi bakalım, seyrimiz başlasın. Motoru çalıştırır çalıştırmaz daha önce kilitlediğim dümen kilitlerini açıyorum. Daha sonra motoru ileri vererek olcayın demir toplaması için aslında destek atıyorum. Onun yönlendirmelerine kulak veriyorum. Sancak dedim, sancak yapıyorum. Aynı zamanda hem aküye destek olmak için hem de kolay demiri toplamak için de 1500 devirde boşta vitesi ileri veriyorum ve motoru rölantide çalıştırıyorken de olcay demir topluyor. Bozburun'a ilk vardığımızda işlemlerimizi halletmek için hemen limanın karşısına, daha doğrusu önüne yanaşmıştık. Kısa bir demir atmıştık. Ancak daha sonra biraz daha uzun işlerimizi halledip de ayrılmaya hazırlanmak için de Yanko'ya geçmiştik. Şimdi Yanko'dan demir alıyoruz ve buradan seyre başlıyoruz. İşte karşısı burası liman. Burada kısa bir kalamayla kalmıştık ama çok fazla gulet trafiği, giriş çıkış trafiği oluyor. Aynı zamanda guletler iskeleye yanaşmak için çok uzun kalama veriyorlar. O yüzden demirlerimizin çaparız olma ihtimali çok yüksek oluyor. Burada kısaca işlemizi halleder halletmez bu tarafa kaçtık. Rotamız Simi ile başlıyoruz. Gördüğünüz gibi dümdüz geliyor. Bunu ben kısa bağlıyorum böyle kısa yerlerde ama uzun seyirlerde biliyorsunuz dalgaya girmesi kötü oluyor. Dolayısıyla böyle dışarıdan bağladım. Hop gitti. Şimdi uzadı. Dalgalarla birlikte dalga suyuna kapılmadan yine dümdüz gelecek bizimle beraber. Biraz camadanlık da olabilir hava.
Biraz gidelim bir yola bakalım. Bakalım. Borsa gidiyoruz ya. Evet. Enteresan, gelmeyeli çok şey değişmiş tabii. En son 2018'de gelmiştik. Şimdi 5 sene sonra tekrar buraya geliyoruz. Bayağı bir değişiklikler var. Her şeyden önce eskisinden demir atılıyordu, yol yanaşılıyordu. Şimdi tonozlar konmuş. Ama tonozlar çok uzak. Uzak olmakla beraber de siz halat veriyorsunuz bazı marinalarda olduğu gibi. Ancak verdiğiniz halat yaklaşık 20'den fazla metre olması lazım. Yani 20-30 metre arası olması gerektiğini söyleyeyim. Çünkü onu bağlıyor, izbarç oluyor. Ondan sonra izbarçoyu alıyorsunuz, buraya getiriyorsunuz. Hani aklınızda olsun, ona uygun ya koltuk halatlarınızı verebilirsiniz
ya da ona göre özel bir tonos halatı ayarlarsanız uygun kalınlıkta onu verirseniz iyi olur. Biz böyle çok apar topar oldu. Verdiğimiz ilk 15 metrelik halat yetmedi. O yüzden ikinci kez manevra yaparak yanaştık. Şimdi tonozlar böyle görünüyor. Belli bir kişi geliyor kayıkla veya işte botuyla. Geliyor. O konuda o bağlamayı o yapıyor. Hemen o sırada da iskelede de zaten gördüğünüz gibi birisi de halat almaya geliyor. Evet, hoş geldik Simi'ye. İlk limanımız burası. Şimdi giriş işlemlerimizi yapacağız. Şimdi burada yer yer kendi mekanın tonozları da var. Burada. Yer yerde kendiniz söylediğim gibi deniz içindeki tonoz için uzun halat veriyorsunuz. Bir iş yapamıyoruz. Biz de siesteyiz. O yüzden biz de siesteye girelim. Cappuccino Alfredo ile bir şeyler. Neydi seninki? Espresso Alfredo. Alfredo mu? Dondurmalı. Aynen. Gümrük ile ilgili. Gümrük kapalı. Telefonumuzu yaptıracağız. O da kapalı. Normalde Simi'ye yanaşır yanaşmaz bu arkamındaki gördüğünüz binaya geliyoruz ve pasaportlarımızla beraber yani ülke girişini bu saat kulesinin arkasındaki binada yaptırıyoruz. Ardından karşıdaki sarı binada gümrüğe gidiyoruz. Gümrük evraklarımızı tamamladıktan sonra Port Polis'e geçiyoruz. Evet, gemi adamı pasaportuyla gelecekseniz ilk giriş ve öyle de devam edilecekse durum şu. Hiç polise gitmiyorsunuz. Direkt bu duty free'nin arkasında gümrük ofisi var. Direkt gümrüğe gidiyorsunuz. Orada hem tapeyi alınıyor. Hem transit lock alınıyor. Ondan sonra gümrük girişi yapılıyor. Ondan sonra da port polise gidiliyor karşı yakada. Şimdi siesta saati bitmiştir umuduyla. 5-5.30'da açılacaktı. Saat 5. Bakalım açıldı mı? Transit lock için 30 euro verdik. Evet. Hepai de Yunan adalarında 11.99'a 99 boy olursa 33 euro sabit oluyor, alıyor. 12 metre üzeri olduğunda da metresini 8 euro ile çarpıyor. Bizim teklerin boyunda 13.55 olarak yazıyoruz statta. Oradan 8 ile çarpınca 108.50 cent aldı. Yani 138.50 cent euro verdi. 140 euro verdi. Aynen. Diyelim. 15 euro da şimdi Coastguard'a vereceğiz. Evet. İşlem bitmiş olacak. Evet. Yine söylüyorum. Bu Yunanistan giriş için ama. Giriş için. Evet. Giriş için. Yani Türkiye çıkışı için de tabii bir para ödüyorsunuz. Evet, şimdi yani. Şunu söyleyeyim.
Eğer normal pasaport girişi yapıldığı zaman, dediğim gibi önce pasaport sonra gümrük yapınca dilerseniz duty free'ye girebiliyorsunuz. Ama eğer gemi adamı cüzdanıyla giriş yaparsanız o zaman da duty free hakkınız olmuyor. Marketlerden dilediğiniz gibi satın alabiliyorsunuz duty free ürünlerini. Bir de onu söyleyebilirim. Yani öyle söyleyeyim. Yani. Evet. Onun dışında Tepai'yi söyleyeyim bir de. Tepai'nin süresi 1'inde başlıyor. Bir sonraki ayın 3'üne kadar devam edebiliyor. Yani 3 gün daha ekstra tanıyorlar. Aslında 30'unda bitiyor ama 3 günde bonus veriyorlar. Evet, 3 günde bonus veriyor. Yani ama 30'unda girersiniz de 3 gün bonusu kazanmıyorsunuz. Sonra orada bir yanlış anlaşılma olmuş. Evet. Yani ayın 30'unda girince 3 gün bonusunuz olmuyor. 30'unda girerseniz hem 30'unun parasını ödüyorsunuz hem de bir sonraki ayın 30 günlük parasını alıyorlar. Yani sonuçta 1'inde girin en geç. Aynen. Ki tam kullanmak için. Biz de 1 Ekim'de girdik zaten buraya. Son olarak da şimdi de Port Polis'e, yani bayraklı olan binaya geliyoruz. Limanın diğer yakasındaki yere. Ve burada da teknemizin giriş işlemlerini yaptıracağız. Transit Lock'la beraber geldiğimiz bu yerde yan taraftan yukarı doğru çıkıyoruz. Zile basıyoruz ve oradan pencereden işlemlerimiz için gerekli evraklarımızı teslim ediyoruz. Yolda düğün alayı bizi karşılıyor. Bizim için hoş geldin. Yıl dönümümüzü kutlamak üzere bu pizza restoranına geliyoruz ve rezervasyon yaptırmak istiyoruz ama gerek yokmuş meğerse. Yıl dönümümüzü burada kutlayacağız ve çünkü burası Simin'in en güzel pizza restoranı. Aa, ne çabuk. Thank you. E paristo. Bon appétit. Kapalıyım seninki. Şerefimize. Günaydın. Şimdi çarşıda bir kahvaltı edeceğiz. Ondan sonra da yolumuza bakacağız. Şimdi bir şey olur, vurmasın diye platform kendini calaskal sistemi icat etti. Bak şimdi gösteriyorum. Önce buraya izbarço yaptı tam ucuna. Oradan buraya getirdi. Oradan şu aneliden geçirdi. Oradan eline aldı. Kapat bakayım uzaktan. Bak bak. Çektikçe. Sonra bağlıyoruz. Biraz da amortisörlü olsun diye biraz yarım açık bırakıyoruz ki hani gerilmesin, kasılmasın halat ve de kopmasın diye böyle hafif aralık bırakıyoruz. Neden bunu çektiğimi söyleyeyim. Çünkü internet işimizi hallettim. Olcay kendi hattının internetini yurt dışında kullanıyor ama benim çok fazla telefonla işim yok. Bunun için sonuç olarak şöyle bir karar aldık. Ben bir tane böyle box aldım. Wireless box. İçine sim kart oluyor. Bu telefon da olabilirdi. Yani sadece sim kart alıp telefonunuza takabiliyorsunuz veya ek bir telefona da takabiliyorsunuz. Bu öyle o da olabilirdi ama biz bunu hani bir kerelik alalım. Daha sonraki ileriki dönemlerde de belki kullanırız diye. Cebinizde taşıyorsunuz. Açtığınız an on oluyor ve Wi-Fi okuyor. Kapattığınızda da kapanıyor. Wi-Fi'den çıkmış oluyorsunuz. Her yerde elinizde taşıyabiliyorsunuz veyahut da sabit teknede bırakabiliyorsunuz. Vesaire vesaire. Yani ek bir telefon interneti gibi. Buna göre de paketler satılıyor.
Yazın daha uygun paketler var. Limitsiz 50 euro. Haziran'dan Eylül sonuna kadar limitsiz paketler satıyor Cosmod. Fakat Eylül'ü geçtik, Ekim'de olduğumuz için 60 euroya limitli 200 GB veriyordu. En uygunu bizim için bir aylık o gibi geldi bize. Onu aldık. Yapacak bir şey yok. Umarım yeter. O yüzden aç kapa kullanacağım herhalde. Ama çözüldü yani. Evet, şehir işlerimizi hallettik. Çıkışımızı da aldık. Artık bugün buradan ayrılıyoruz. Koylara geçeceğiz. Biraz da koy görelim. Denize girelim. Belli sevdiğimiz bazı yerler var. Onları ziyaret ederiz. Ondan sonra da devam edelim. Hayırlı olsun. Evet, kıç anahtarlarını saldık. O sırada Olcay öne doğru çıkarken öndeki tonoz halatın boşunu çekti çekti. En son izbar çobağı geldi. Boşta bekledim, izbar çobağı çözdü, çıktı. Limana hoşça kal diyoruz. Tam 12 gibi çıkarız dedik. 12'den önce bile çıktı. Aga Marina neresi? Aga Maria diyelim. Şurası. Aslında şu küçük adacık. Buradan çıkacağız. Sancak hemen döneceğiz burası. Aslında günlük taksi botlar buraya geliyor. Sizi bırakıyor. Akşam alıyor. Hani bu şekilde de gidebiliyorsunuz. Biz buradan kıştan kır yapabiliyoruz. Buradan giriş olmuyor. Çok sığ. Bu yakadan, güney yakısından girebilirsiniz. Veya Alarga'da da durabilirsiniz. Sadece buraya dikkat edin. Yani bu kuzey tarafında dikkat edin. Gördüğünüz gibi haritada gözükmüyor. Sonra da Pedi koyu var. Pedi'yi de herkes bilir. Hani namı olan bir zaten koy. Restoranı çok güzel, simi karidesi dedikleri minik baby karidesler oluyor. Restoranda küçük bir ufak tek restoranı var. Burada da bir iskelesi var. Aslında uygun küçük bir iskele ama yine de ve iskeleye yanaşmaya uygun. Çok küçük bir ada, hani çok büyük bir ada diyemem ama gezilecek, görülecek bence güzel yerleri var, tavsiye ederim. Özellikle merkezi ve Simi'nin mimarisi çok kendine özgün ve güzel. O yüzden bu mimariyi biz çok seviyoruz. Kendine has bir mimari, keşke bütün adalar böyle olsa. Fakat işte yer yer farklılaşıyor, yer yerde özgünleşiyor. Bu da özgünlerden bir tanesiydi. İyi ki geldik diyorum. Bütün anılarımız tekrar canlandı. Bizim için çok keyifli oldu. Hadi artık şimdi biraz da denizine git bakalım. İşte Aga Marina gözüktü. Burada küçük bir kilisesi var arka yakada. Dediğim gibi bu yerden girilmiyor. Döneceğiz adayı. Oradan gireceğiz. Bir iki tekne Alarga'da duruyor gibi gözüküyor. Tam ortalarda. Biz de kıştan kara olmayı planlıyoruz. Bakalım göreceğiz. Şimdi buradan devam edersek burası Pedi. Pedi'ye girermiş gibi yapıp dediğim gibi bu yakadan tavsiye etmiyorum. Güneyinden yani şu küçük adanın güneyinden arkasından Pedi yoluna doğru gidip buradan girmeyeceğiz, oraya bağlanacağız. Bir yere geldik. Direğimizin gölgesi vuruyor. Şöyle göstereyim. Burası işte Aga Marina. Burada işletme var. Otel değil, işletme. Sadece plaj, beach.
Hani yüzerek de gidebilirsiniz. Dediğim gibi taksi botlar burayı bırakıyor günlük. Burada insanlar takılıyor. Derinlik çok sığ. Oradan 2,5 metreden 1,9 gibi 2 metreden gibi bir yerden attım. 40 metre fazla bile. Bu arkadaşların demirleri bu yakadadır. Böyle bir yer burası Aga Marina. Hadi bakalım biraz deniz keyfi. Su nasıl olacak? Çok güzel. Ha. Mükemmel. Vallahi. Yine. Hadi atla bakalım suya. Hadi atlıyorum. Vallahi. Harika. Ve hadi bakalım yine bir ödemir. Aga Marina'dan çıktık. Şimdi San Giorgio'ya doğru gidiyoruz. Ama şuranın güzelliklerini paylaşmak istiyorum gerçekten. Doğası harika. Hep o yakadan bu taraflara bakıyorduk. Hep transit geçiyorduk. Uzun zaman sonra ilk defa hakkını vererek bir de transit geçmeden kendine tekrar ziyarete geldik. Ya iyi oldu vallahi, o kadar özlemişiz ki. Önce tekne aldığımız sene gelmiştik. Bir bayramla beraber birleştirerek 15 gün, o zaman çalışıyordum. Sonra gelemedik. Sonra pandemi oldu. Sonra Karadeniz çıktı. Hep ertele ertele ertele. Evet, San George. Otesellona diye geçiyor. Ve biz de şimdi oraya gidiyoruz. Buranın vadisi muhteşem. Bir vadi yapıyor. Şimdi hakkını verelim. Bir alarga yapalım diyoruz ama yine de gölgeye düşmüşüz bile biz gelene kadar. Yanaşacağımız zaman her seferinde unutmuyoruz. Biraz kısa bağlıyoruz botu ki pervaneye kaptırmayalım diye halatını. Ve işte San Giorgio. Oldukça derin bir koy. Bayağı sığlığa doğru yanaşabiliyorsunuz. Aniden sığlaşıyor. O yüzden duvar şeklinde, yani kanyon neyse aynı şekilde su da öyle. Öyle dikine iniyor. O yüzden tekneler epey kıyıdaymış gibi duruyor. Bunu fırsattan istifade ediyorlar. Hadi denize girelim yoksa akşama kalacağız. Biraz gün batımına denk geldik ama olsun, çok güzel. Evet, en sevdiğim, en değişik gelen yönlerinden bir tanesi bu kayalıkların arasından çam ağaçlarının büyüyor olması ve bunlar gerçekten de irili ufaklı ciddi büyük ağaçlar. Ve bir başka şey daha var etkilediğim, herhalde bir dağcı olsa gerek, gösterebilecek miyim bilmiyorum, buradan şöyle bulabilirsem
Aha. Sanırım bu. Sanırım bir dağcı gündüz duvara tırmanıp bir bayrak, bir işaret çizmiş. Bu da tabii dağcılık bambaşka bir hikaye olmalı. Ah, arkamızdaki katamaran çıkıyor. Bu koy yer yer, yosun yer yer. Kum demirlemek için çok uygun ama bence konaklamak için değil. Akşam üstüne denk geldik. O turkuazlığını, muhteşem turkuazlığını gösteremedik ama olsun, bir dahaki sefere kesinlikle gelmenizi tavsiye ederim ama buraya. En azından bir yüzme molasına. Evet, şimdi panoramikse geçeceğiz. Burada bir ufak bir konaklama yaptık. Deniz molası, hızlı. Buradan aşağıya o panoramikse burası. Burası aynı zamanda dediğim gibi liman ve çok uygun, bayağı kapalı bir koy. Burada rahatlıkla geceleyebiliriz. Neden biz bunu seçiyoruz? Çünkü niyetimiz biraz daha güneye inmek, Halki'ye geçmek istiyoruz. Bundan sonraki ada olarak yine özlediğimiz ve hasret kaldığımız adalardan bir tanesi. Onu da ziyaret etmek istiyoruz. Özellikle nostalji yapmak için. Dolayısıyla burada geceyi konakladıktan sonra yarın 3,5-4 saatlik bir yolumuz var. Buradaki Halki adasına geçmek istiyoruz. Rodos'u pas geçerek. O yüzden Simi'de, Merkez, Agamarina, St. George, ondan sonra Palomitis. Doğru mu söylüyorum bakalım? Hayır. Panormitis. Ha, yakın. Ama tam değil. Oraya gidiyoruz. Yüce yüce dağlar. Ekim'deyiz. Hava da öyle ılık ki yine şansımıza rüzgarsız. Ama rüzgar esmediğinde biraz artık serin geliyor geceleri. Pikeyle yatıyoruz hala ama kuzeye çıktıkça herhalde kışlıklar yine başlayacak. Ama şu anda bunun keyfini tatmak çok iyi. Deniz de güzel. Deniz hafif serin ama iyi yine de. Deniz yüzdükçe de iyice alışılıyor. Böyle bodrum soğukluğu yok denizde hala. Güzel. Ve işte Panormitis koyuna geldik. Aslında tam karşımızda esiyor. Ama bu koy çok korunaklı. Çok da geniş, çanak gibi bir koy. Gördüğünüz üzere herkes burada tam bir etap geçirmeden önce buralarda durup konaklayıp ondan sonra yoluna devam ediyorlar. İşte bu manastırda insanlar gelip hacı oluyorlar, içeriği geziyorlar, dualarını ediyorlar. Sancak Yaka'daki diğer tarafa da yanaşılabilir. Biraz daha küçük bir koy. Tercih etmemin en büyük sebebi feribot geldiği için, özellikle feribot mani olmasın diye. Burada çok güzel bir eski rüzgar gülü var. Çok güzel. Çok yabancı tekne var. Tek Türk biziz gibi görünüyor şu anda. Dünyadan bir sürü bayraklar görüyorum. Ama biz de bu dönemde burayı Türkiye olarak temsil edelim o zaman. Madem öyle. Derinlik çok güzel. Kum çok güzel tutuyor. Görüyorsunuzdur herhalde. Balçık kumu gibi. O yüzden harika demir tutuyor. Yaklaşık salmanın altı 3,5 metre. Yani yaklaşık 7 metreden 40 metre zincir bıraktık kalomalı. Tam bu teknenin arkasından attık. Buraya düştük. İstediği kadar esebilir. Sağlamdayız bu gece.
St. George'dan kalmaktan daha iyi açıkçası. Hem güvenli hem alargası çok daha iyi. Şimdi St. George'da neden kalınmaz? Çünkü ani derinleşiyor dedim ya. Rüzgar döndüğü zaman ister istemez eğer çapanız boşa düşerse, yani derine doğru düşerse boşlar, yerinden kalkar ve istemsiz bir şekilde sizi derinlere ve açığa doğru atmaya başlar. O yüzden gece konaklamalarını biraz daha güvenli olan, hani sabit derinlikteki olan limanları tercih ediyoruz bu yüzden. Aslında bütün mantık hikaye bu. Hem de bir teşekkürü hak etti bu manastır. Çünkü yıllar önce geldiğimizde bu manastıra biz burada bir mum dikmiştik. İnşallah bir gün 41 fit teknemiz olsun umuduyla. Ve değil ki 41-45 fit teknemiz oldu. O muma karşılık, niyetimize karşılık bir teşekkür de etmek güzel, hoş olur diye düşünüyorum. Karadan gelmiştik. Ama bu sefer de buraya denizden teknemizle bakmaya kısmet oldu, nasip oldu. Şükürler olsun, ne diyelim? Evet. Hadi bakalım, günaydın, günaydın, günaydın. Dün ne esti, ne esti. Çok fena esti ama hepimiz yerli yerimizdeyiz. Ayrılanlar olmuş. Bu denizle ilgili kıyı kısımlarda özellikle veya işte köşeler, kıyı kısımlar ve yer yer bazı noktalarda yosunlu erişteli zeminler varmış. Tutmayabiliyormuş. Demir tarayabiliyormuş. O yüzden ona göre kontrol etmeden ayrılmamak, bırakmamak gerekiyor tekneyi. Hem iyi bir noktaya attık, hem de kontrolümüzü yaptık. İyi de bir rüzgarda beklediğimiz için kalamamızı biraz verdik. Uzun cenaydı. O yüzden bir problem yaşamadık. Bu sabah böyle. Evet, günaydın. Şimdi acelemiz yok. Bir kahvaltı yapacağız. Yok yok. Hadi afiyet olsun. Oha. Eskinin önündekine basıyor. Evet, aynen. Tam 10.30'da geldi. Şurada tam iskelenin önünde bir yelkenli var. Onun oradan çekilmesi lazım. Maceramız buralarda sona erecek. Bundan sonra Halki'ye geçeceğiz. Halki Adası'na geçmek istiyoruz. Bu güneyden Halki'ye geçmek çok daha kolay olacak. Kolay ne olacak? Yaklaşık 3,5 saat sürecek. Hadi bilemedin 4 saat olsun. O yüzden rahat bir seyir olacağını umut ediyoruz. Halki'de bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.